Teşekkür ediyoruz Nafi Hanım'a. Bugün konumuz demiştim. İşte Van Bayramı modeldeki mahkeme kararları ve sonuçlarını değerlendireceğiz. Şimdi ben şimdi sözü Bir Gün Gazetesi'nden Burak arkadaşımıza devrediyorum. Bugünkü konu bayram otel. Öncelikle bir iki şey söylemek istiyorum. Bir Gün Gazetesi'nde çalışma yaşamı muhabiriyim ben. Her gün iş cinayetleri haberleri yapıyoruz. Yani dün çalışma meclisinin şey açıklandı. 1017 ölüm 10 ay içerisinde bu yıl. Katliam boyutunda, iç savaş boyutunda. Biz de artık iş cinayeti haberleri yapmak istemiyoruz. Sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Aileler burada büyük bir mücadele veriyorlar. Kendileri için değil, başka canlar yanmasın diye veriyorlar bu mücadeleyi. Çünkü sorumlular yargılanırsa, sorumlular cezalandırılırsa, sorumlular yargılanırsa, sorumlular cezalandırılırsa, iş güvenliği önlemleri alınır ve daha fazla ölümün önüne geçilir. Bayram Otel'den bahsetmek gerekirse, 2011 yılında ilk depremden sonra 9 Kasım'da meydana gelen ikinci depremde güvenli olarak gösterilen İçişleri Bakanı'nın Bayram Otel güvenlidir dediği, otellerimiz güvenlidir dediği, AFAD yetkilerinin ve valinin güvenlidir dediği, güya depreme güvenli olduğuna dair denetleme yapıldı. Bayram Otel yıkıldı ve 24 kişi burada yaşamını yitirdi. İki de meslektaşımız vardı. Davalar açıldı. Kimi aileler maalesef davadan çekildiler ama sorumluların yargılanmasını isteyen aileler sonuna kadar gittiler ve sonuçta 7 Ekim'de Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada davanın tek tutuklusunu Bayram Otel'in sahibi Tevfik Bayram'a 13 yıl hapis cezası verildi. Bu 11 yıl 3 aya indirildi. Aileler davanın sonrasında yaptıkları açıklamada bunun yeterli olmadığını tabii ki söylediler. Bütün sorumluların yargılanmasını istiyorlardı çünkü. Çünkü İçişleri Bakanı, Van Valisi, AFAD yetkileri, Bayram Otel'e güvenli raporu veren AFAD yetkilerinin de yargılanmasını istiyorlardı. Bunun için en sonunda bu hafta Anayasa Mahkemesi, sürecin sonunda Anayasa Mahkemesi'nde bir karar çıktı. Başta başsavcılığın soruşturmaya gerek yoktur. Soruşturma istemesine rağmen Yargıtay'ın soruşturmayı bir boşluktan dolayı, yargıdaki bir boşluktan dolayı, yasalardaki bir boşluktan dolayı yargılanmasına gerek görmediği, soruşturmaya gerek görmediği Van valisi hakkında da ve AFAD yetkilileri hakkında da soruşturma açılmasına karar verdi. Bu önemli bir kazanımdı. Önemli bir kazanım. Şimdi bunun hakkında Bayram Otel'de yakınlarını kaybeden ailelerle konuşacağız. Başta Esra öğretmenle konuşacağız. Esra öğretmen hem yakınlarını kaybetti hem Bayram Otel'de 9 saat enkaz altında kaldı. Evet, ne diyorsunuz? Yargıdaki bu sürekli gelmeyen, geciken adalet konusunda. Yani tabii ki bu bizi memnun eden bir sonuç değil. Hocamızın da her zaman söylediği gibi geç gelen adalet, adalet değil bizim için. Bu konuyla ilgili çok fazla destek görmedik. Kimse bize yardımcı olmadı. Evet, 9 Kasım'da bir deprem oldu. Ben orada 9 saat enkaz altında kaldım. Oldu, bitti yani. Her şey burada kapandı. 9 Kasım'dan sonrası bizim için asıl en acı kısmı olayın oydu. 2 yıl oldu neredeyse. Bu yıl 2. yıl dönümünü yaşayacağız. Ama elimize tek suçlu, işte günah keçisi olarak Tevfik Bayram'ı seçtik. Onu yargıladık.
Ona da 11 yıl gibi çok komik bir ceza verildi. Bu bizim acımızı dindirmedi tabii ki. Ben hem kuzenimi hem eşimi kaybettim depremde. Deprem olmadan bir saat önce otele girmiştik zaten. Ve otelde hiçbir şey yoktu. Bir çizik bile yoktu ki biz oranın güvenli olmadığına kanaat getirelim de işte orada kalmaktan vazgeçelim. Böyle bir şey yoktu. Biz oranın otel sahibinin de Tevfik Bayram'ın kardeşlerinin de referansıyla otele girerek orada kalmaya karar verdik. Ama sonuç çok acı oldu. Keşke işte bir sürü keşke dedik tabii ki depremden sonra. Keşke arabada yatsaydık. Keşke hiç bir yere girmeseydik. Evimiz çok hasarlı olduğu için otelde kalmak zorunda kaldık. Ama hem kuzenim hem eşim orada vefat ettiler. Ben enkazdan çıktım 2 yıl oldu. Hala işte sağ kolum sakat. Sağ kolumu kullanamıyorum ve ben bir eğitimciyim. Öğretmenim, yazı bile yazamıyorum. Hani bunun acısı benim için çok daha büyük. Bu hayatım boyunca devam edecek bir süreç. Ölenler öldü, kalanlar da zaten bunun acısı, işte ateş düştüğü yeri yakıyor derler ya her zaman. Evet, biz yanıyoruz sadece. Bizden başka davalarda da diğer gidenlerin, davaları yaşayanların, hani orada bulunanların da bana anlattıkları. Ben bu süreçle ilgili biraz geç kaldım. Çok fazla bir şey yapamadım ama inşallah bundan sonra devam ettireceğiz davamızı. Orada Tevfik Bayram'ın yakınlarının hakaretlerine maruz kalmak. Sanki Tevfik Bayram orada mağdur da biz suçluyuz gibi gösterilmek. Bunlar çok daha acı şeyler. Bunu biz yaşadık, biz gördük. Bundan sonra da devam edecek yani. Hep böyle. Biz bu acıyı sürekli yaşamaya devam edeceğiz. Kimseye bir şey olmadı. Tevfik Bayram, ben çocuklarımın, torunlarımın yanında olmak istiyorum. Bayramı onlarla beraber geçirmek istiyorum diyordu. Ama o ceset torbalarına konulan, enkazdan çıkarılırken ceset torbalarındaki insanlar hiç göremeyecekler artık yakınlarını. Ben eşimi bir daha hiç göremeyeceğim. Kuzenimi bir daha hiç göremeyeceğim. Onun çocukları, babalarını hiç göremeyecekler. Yani Tevfik Bayram'ın bu tarz yaklaşımları, işte sanki kendini çok böyle mağdur duruma düşürüp bize, ona bu cezanın verilmesinin haksız olduğu kanaatine varıp öyle düşünmesi bile bize çok büyük acı veriyor. İnşallah bundan sonra devam ettireceğiz bu süreci, bakalım. Evet.